Benzerlik bekliyordum da bu kadar da yani. Şöyle bir cennet varken gördüklerimden sonra dedim ki kesinlikle buraya geleyim. Yani bittik şu an açıkçası. Windows'un ikinci gününden günaydın. Şimdi biz bugün Windows'ta gidilmesi gereken kalelerden birine gideceğiz. O etrafta görülmesi gereken yerler varmış. Oralara bakacağız. Sıcakladığımızda bir koya falan gireriz diyoruz. Şimdi otelin kahvaltısı var mı diye falan bir soracağız. Daha sonra size odayı ve oteli detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi çıkıyoruz. Bakın. Bayağı şey yani dedim ben size. Selam diyor muyuz? Bir yer varsa oraya koyalım. Lindos Athena. Evet. Bakın şu çok ileriden, buralardan bir yerden geldik. Böyle şu an etraf bu şekilde. Bir 10 dakika falan sürüyor neredeyse. Merkezim bak. Gece valla buralar fenaydı. Aslında ışık olmaz diye düşünüyorduk ama ışık vardı da kimse yok. Bakın şu restoranın karşısından şu merdivenden veya buradan inerek şu bildiğiniz şuradaki koya gidebiliyorsunuz. Bakın indiğiniz yer burası. Plaja, koya inmek için. Şurada bir yerde bir merdiven var. Oradan ineceksiniz. Şimdi buradaki kaleye çıkacağız bayağı. Bakın burası da Lindos'un merkez kısmı. Böyle alışveriş edebileceğiniz, Yunan yemeklerini, tatlılarını tadabileceğiniz yerler var. Aynı Gümüşlük pazarı diyorum. Ay, Gümüşlük'ün merkezine benziyor. Şimdi biz bu kaleye çıkacağız. Bayağı bir tepeye çıkacağız. Bazıları böyle eşeği kiralamış. Eşekle beraber gidiyorlarmış. Ama tabii biz bilmiyoruz. Çıkacağız yürüyerek. Nasıl çıkacağız gerçi onu da bilmiyorum. Bir de paralıymış içine girmek. Dışına girmek ücretsizmiş de. Kesinlikle yani kalenin içine girmek 6 euro falan. Şu anda euro 7 falan olduğu için. Hani biz... Pek ona girmeyeceğiz. O kadar parayı veremeyeceğim ya. Açıkçası dışında takılacağız. Işıklarda geçeceğim. O kadar sıcak ki öleceğim. Şimdi şu yoldan aşağı doğru iniyoruz. Dün şuradaki koya gittik. Şimdi eşekler bu yolu takip ediyor. Şöyle insanlar da kabalık bir şekilde. Ama biz şuradan bir küçük bir aralıkta bir merdiven vardı. Oradan çıktık. Buradan... Yani şurayı böyle tırmandığınızda hani kısa yol gibi bir şey ama tabii siz bilirsiniz. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Yani bittik şu an açıkçası. Çünkü çok sıcak, aşırı sıcak yani. Bir de şimdi kalenin içine girmek 6 euroymuş kişi başı. Dışını gezersen para ödemene gerek yok ama hani dışında ne kadar görülecek bir şey var bilmiyorum. Yani 6 euroyu da şu anda 2 kişi olduğumuz için hani hesap daha da kabarıyor. Girmeyeceğiz biz. Sadece dışını dolanmak için şu an çıkıyoruz. Ondan sonra güzel bir koy bulup orada denize gireceğiz. Yalnız ben terliklerim çok fena. Çıktım ama çıkabildim sonunda. Ay geldik ama ölüyorum. Görüntü çok güzel. Şunların tezek olduğunu tahmin ediyorum. Biz şimdi çıktık. Şu an kalenin oradayız. Valla buraya manzarayı görmek için gelecekseniz gelin. Ama eğer kalenin içine girmeyecekseniz, şu an şurada sıra var. Kalenin içine girecekler. Yani kalenin içine girmeyecekseniz hani çevresinde şu an anladığım kadarıyla görülecek bir şey yok. O yüzden boşu boşuna çıkıp kendinizi yormayın derim. Ben yine etrafına bakacağım şimdi. Dün gitmiş olduğumuz koy bayağı güzel duruyor. Buralarda hep böyle şeyler satıyorlar. Şimdi şu tarafa doğru gidiyoruz. Bu kalenin
giriş kısmının ters yönüne doğru. Çünkü insanlar bir yol tarafa gidiyor, bir şey var galiba. Valla gittikçe böyle şuradan aşağı doğru iniyorlar ama tam olarak nereye gidiyorlar anlamadım. En son size dediğim yoldan doğru ilerledik biz. Oradan yine şehir merkezine doğru çıktık. Yani dün akşam dolaştığımız yerlerin orasına çıktık. Yani kısacası kalenin etrafında hiçbir şey yok. Eğer içeri bilet alıp girmeyecekseniz çıkmaya değmeyecek olan bir yer. Sadece öyle baktık ve indik. Bayağı da yorulduk yani, çok yorucu yokuş. Merdivenler çok fenaydı. Benden söylemesi karar sizin. Evet, sonunda Sam Hall koyunu bulduk. Yürüyoruz. Harika gözüküyor. Yalnız anladığımız kadarıyla burada şezlongsuz oturamıyorsun. Şezlonglar paralı ya. Para vermek istemeyenler şuraya havlusunu atıp girebiliyorlar. Biz de öyle yapacağız. Ben dedikleri kadar var mı? Evet. Çocuklar, bakın kale şurada kaldı. Biz oradan böyle iç taraflardan bir yere indik. Buradan böyle geldik. Allah'ım. Valla var ya, yani girmeyecekseniz gerçekten hiç gelmeyin, şöyle bir cennet varken. Biz şu kayalıkların oradan girdik denize. Oradayken valla unuttum açmayı ama çok zordu girimi. Onun dışında deniz harika. Ama hani taşlı, çakıllı bir deniz, kumlu bir deniz değil. Ama bu koy gerçekten çok güzelmiş. Bu arada size söylemeyi unuttum. Şuradaki şezlonglar tam 15 euro. Yani iki kişilik şezlong. Tek oluyor mu bilmiyorum ama biz 15 euro'yu yok kıyamadık yani. Burası Santa Paul muydu abla? Saint Paul plajı. Bir de şu taraftan da görebilirsiniz. Şuradaki kiliseden almış adımı. Onun ismi de Saint Paul kilisesiymiş. Bu şekilde böyle. Krepçi gibi bir yere geldik burada. Ben beyaz çikolatalı ve Oreo'lu söyledim. Şöyle gösterimiz şu an kaynar sıcaklığına tadını merak ediyorum. Beyaz çikolatalı ve Oreo söyledim. Ama tadı gayet güzel bence. Bakın demin şurada krep yedik. Yine bir restorana geldik. Çok acıktık. İki mezeyi söyledik. İçeriklerini bilmediğimiz için rastgele söylüyoruz. Bu seferlik böyle oldu. Şimdi bir tanesi böyle kızartılmış hellim. Yanında da pancar değil mi abla? Kızartılmış pancar. Evet. Pancar kızartılmış mı? Bu da haşlanmış pancar gibi bir şey. Diğeri de yine kızarmış mantar. Üstüne zeytinyağı yapmışlar. Yani kısacası ikisinde hani Türk lezzetlerinden hiçbir farkı yok. Dün yediğimiz şey de öyleydi. Yani benzerlik bekliyordum da bu kadar da yani beklemiyordum ya. Değil mi? Evet. Bay bay. Şimdi buradan çıktıktan sonra birkaç tur daha atacağız Windows köyünde. Ondan sonra otele geri döneceğiz. Yarın Haliraki'ye gideceğiz. O yüzden yarının planını yapmamız gerekiyor. Evet, bugün Lindos'taki ikinci günümüzdü. Son gün yani bugün burada kalıp yarın Haliraki'ye geçiyoruz. Burada çok fazla görülecek bir şey yok. Bana sorarsanız hani internette okuduklarımdan sonra gördüklerimden sonra dedim ki kesinlikle buraya geleyim dedim. Hani rotayı ona göre hatta eledik falan diğer adaları. Ama bana kalırsa o kadar da çok da hani gelin diyebileceğim bir ada değil. Size video esasında göstermiştim. Şu taraftan Lindos köyüne doğru geliyoruz. Daha sonra Lindos köyüne girebilmek için ise şuradan giriyoruz. Lindos köyü şurası oluyor ve bugün şuradaki kaleye çıkmıştık. Bayağı yorucu bir gündü. Sonra size gidilebilecek koyları gösterdim. İki koy gösterdim. İkisi de güzeldi. Başka bir şey söyleyecek miyim ya? Düşünüyorum.
Fiyatlar hakkında konuşacak olursam, otellerin fiyatları uygun fakat kalacağınız yer merkezden çok fazla uzakta, tenha yerlerde kalmış oluyorsunuz. Yiyecek içecek fiyatları ise şöyle örnek verebilirim. İçecekler 3-4 euro, yiyecekler değilse mezelerden örnek verirsem 5 ile 9 euro arası yemekler çok daha fazla. Yani yemekler aslında şu anki TL kur farkına bakarsak pahalı geldi bize. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.